1991 yılında ODTÜ'yü bitirdiğimde refaha kavuşmak için 3 yol olduğunu düşünüyordum. Bunlardan bir tanesi zengin bir aileye sahip olmak. Ama benim öyle bir ailem yoktu. Onu bir alt kümesi zengin bir aileye sahip bir hanımla evlenmek olabilirdi. Onu da ben tercih etmedim. İç kümesi fikrine hoşlanmadım. İkinci bir yol beyaz yakalı olmaktı. Profesyonel olarak bir şirkette çalışmak, yavaş yavaş yükseltmek, maaşı yükseltmek, onu biriktirmek, servet inşa etmek. Denedim. 6. yılın sonunda inanılmaz sıkıldım ve ayrıldım. Üçüncü yolda riskler alıp bir girişim kurmak, büyük bir girişimci olmaktı. İnanın onu da denedim. Elimde patladı, perişan oldum. Yıllarca borç ödemek zorunda kaldım. Bugün geldiğim noktada fena bir yerde değilim aslında. Belli bir refahım var. İstediğim işleri yapabiliyorum. İstediğim yerlere gidebiliyorum. Çoluk çocuğumun her türlü masrafını karşılayabiliyorum. Türkiye standartları için fena sayılmaz. Peki bunu neye borçluyum? Meğerse dördüncü bir yol varmış. Bu dördüncü yolun ben ismini bilmiyordum. İçindeydim ama bu yolun ismini koymuşlar şimdi. Yaratıcılık ekonomisi diyorlar. Yaratıcılık ekonomisi bir şeyler yaratabilen insanların refah yaratabildiği bir dönem. Daha evvel hiç görmediğimiz bir periyot. Genelde yaratıcılık sürünmekle özdeşleştirir. Bu periyot farklı. Bu videomda yaratıcılık ekonomisinin ne olduğunu, sizin ondan nasıl istifade edebileceğinizi ve hayatınızı nasıl değiştireceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bugün 24 Kasım 2021. Ben Bora Özkent. Yaratıcılık ekonomisini anlattığım 294. podcast'imle beraberiz. Yaratıcılık ekonomisi benim de bir parçası olduğum ve gittikçe artık hayatımın tamamını işgal eden bir kavram. Ve büyük bir refah yaratma yolu. Ben inanıyorum ki herkes bu yola girebilir. Ve önümüzdeki 5-10 yıl boyunca yaratıcılık ekonomisi sayesinde refah tırmanışı yaşayan pek çok insan olacak. Ama kimler olacak? Bunlar yine erken uyananlar, erken yol alanlar. Temel olarak yaratıcılık ekonomisi ne? Bir şeyler yaratabilen, yani insanlara bir fayda sağlayan veya insanları eğlendiren, hoşlarına giden şeyler yaratabilen insanların daha rahat para kazandığı yeni bir devre verdiğimiz isim. Bunu mümkün kılan da tabii ki internet, internetteki platformlar ve bu kanallar üzerinden, bu platformlar üzerinden yaratıcıların yaratımlarını paylaşabiliyor olmaları. Ne demek yaratıcı yaratım? Onu biraz açmakta fayda var. Sadece sanatçılardan, sadece tasarımcılardan bahsetmiyoruz yaratıcı deyince. İnfluencerlar da birer yaratıcı. Benim gibi içerik üreticiler de bir yaratıcı. Yeter ki yarattığınız şey insanlara bir fayda sağlıyor olsun. Ve belki daha önemlisi bir kaldıraç faktörüne ayarlanabilirsin. Kaldıraç faktörüne ayarlanmak şu: ben yıllardır bir eğitimciyim ve kaldıraç faktörüne ayarlanamıyordum. Çünkü gidip sınıfta 15-20 kişi eğitim veriyordum ve onun karşılığında bir para alıyordum. Ve kaç gün çalışsam o kadar para kazanıyordum. Şimdiki yapı biraz daha farklı. Şu anda YouTube'a bu videoyu yüklediğim zaman bu videonun ömrüm boyunca bana para kazandırma şansı var. Çünkü artık bu bir kaldıraçlı işlem. Binlerce kişiye ulaşabiliyor. Ve sizler bu videoyu izledikçe reklam gelirlerinden veya YouTube abonelik gelirlerinden ben para kazanabiliyorum. Kaldıraç bu. Yani bir şeyi üretip bundan daha uzun süre ve daha büyük çarpanlarla para kazanmak. İşte yaratıcılık ekonomisi bunu da mümkün kıldı. Tabii mesela sadece platformlar değil. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook gibi ortamlar yaratıcıların yaratımlarını dağıtmalarını, daha geniş kitlelerine ulaşmalarını kolaylaştırdı. Ama mesele sadece dağıtmak, geniş kitleye ulaştırmak değil, bunu bile paraya dönüşmesi lazım. İçerikten para kazanmak hiç de kolay değil ilk başlangıçta. Evet, ben de uzun yıllardır bir içerik üreticisiyim ama içerikten doğrudan para kazanamıyordum. Daha ziyade içeriğin yarattığı pazarlama gücü bana faydalı oluyordu. Orada benim yazılarımı okuyan, videolarımı izleyen kurumlar benden eğitim ve danışmanlık hizmetleri istiyordu. Bu açıdan bir aslında pazarlama kaldıracı görevini görüyordu benim için. Ama son dönemde bu değişti. Çünkü artık içeriklerden para kazanmanın bir sürü yolu bulundu. Bu mesela bazen bağışlar şeklinde olabiliyor. Patreon örneğinde olduğu gibi, benim Haddini Aş kulübü örneğinde olduğu gibi bir abonelik sistemiyle olabiliyor, kulüp aboneliğiyle. Yine Substack gibi e-mail listesine, e-posta listesine eklediğiniz insanların üyeliklerinden para kazanabiliyorsunuz. Bunun dışında son dönemlerde bu büyük dağıtım platformları yaratıcının önemini anladıkları için onlara doğrudan para da veriyorlar. YouTube'un, Instagram'ın, TikTok'un, Snapchat'in böyle fonları var. Hatta mesela Spotify, Joe Rogan gibi önemli podcast'leri kendi bünyesine katmak için milyonlarca dolar harcamaktan çekinmiyor. Çünkü bu yaratıcılar için o platformlara daha fazla insan geliyor. Daha fazla insan geldikçe de bu platformlar yeni para kazanmanın yolunu buluyorlar. O yüzden yaratıcıları bünyelerine almak istiyorlar. Aslında bunun böyle bir Lego gibi düşünebilirsiniz. Ekosistemde bir sürü şey üst üste inşa ediliyor. Yaratıcılar belli niş dar alanlarda daha kaliteli içerikler ürettikçe kendilerine
izleyici kitleri buluyorlar. Buna illa milyonlarca insan olmasına gerekmeyebilir. Böyle çok büyük hesaplara var ama onun yanında 10 bin ile 100 bin arasında takipçisi olan milyonlarca YouTube hesabı var şu anda. Ve bu hesaplar aslında çok iyi para kazanıyorlar. Çünkü bunlar dar bir nişe iş yapıyorlar. İçerikleri o dar nişin ilgisini çok çekiyor. Mesela benim en ilgimi çeken kanallardan bir tanesi Alan her günü Tesla hakkında yayın yapan bir kanal var. İzleyici sayısı ona yetiyor. Milyonlar değil belki ama Tesla'nın nereye gittiğini merak eden, bu teknoloji nereye gittiğini merak eden belki yatırımcısı olanlar o kanalı izliyorlar ve o kanalı izledikçe o kanal için yeni fırsatlar, yeni para kazanma opsiyonları açılıyor. Para kazanma opsiyonları sadece reklam gelirleri veya Patreon gibi bağış gelirleri veyahut da bu platformların size doğrudan parasal yardımları değil, aynı zamanda sponsorluk gelirleri alabiliyorsunuz. Sponsorlar çok izlenen ve belli bir alana odaklanmış insanlar çalışmayı çok seviyorlar. Çünkü bu yaratıcıların o kitleleriyle, izleyici kitleleri ilişkileri çok yakın olabiliyor ve çok samimi bir ilişkileri oluyor. Bu da reklam verenlerin veya sponsor olmak isteyenlerin çok ilgisini çekebiliyor. Gelir fırsatları arttıkça daha fazla insan yaratıcı ekonomisine katılıyor. Şu anda dünyada 50 milyona yakın insanın yaratıcılık ekonomisinden geçindiği düşünülüyor. Ben de kısmen oradan geçinenlerdenim. Benim iki işim var. Bir tanesi eğitimcilik, büyük kurumlara eğitimcilik. Evet, onda da bir yaratıcılık var ama kaldıraç yok içinde. O yüzden ona yaratıcılık ekonomisi diyemiyoruz. Ama onun yanı sıra işte Haddini Aş Kulübü var. Yani orta gelirli bir aile geçindirecek ekonomik büyüklüğe geldi çok şükür. Bir yandan işte YouTube'u kuruyorum. YouTube'dan da ilk 1000 liralık çekimi aldım bu arada geçenlerde yeni başlamama rağmen. Podcast kanalıma zaman zaman sponsorlar alabiliyorum. Oradan da gelir yaratmaya başladım. Yani burada müthiş bir gelir çeşitlenmesi yaratmak da mümkün hale geliyor. Bu da hayatı dengelemenizi, hayatınızı daha keyifli yaşamanızı sağlıyor. Zaten belki bu yaratıcılık ekonomisinin en heyecanlı verici yönlerinden bir tanesi hayat keyfini artırıyor olması. Yani ben bugün eğer YouTube veya podcast kanallarım bana tamamen yetiyor olsalar gelir olarak veyahut da işte Haddini Aş Kulübü'nün büyüklüğü belli bir limiti aşsa artık dünyanın her yerinden iş yapabilir, her yerinden çalışabilir bir hale geleceğim. İstediğim saatte çalışacağım, istediğim saatte çalışmayacağım. Mühim olan o izleyici kitlemin hoşuna giden bir içeriği üretmek ve onlara doğru platformlar üzerinden ulaştırmak. İşte bunu başarabildiğim sürece bütün dünya benim oyun alanıma dönebiliyor. Böyle baktığımızda da burada gerçek bir refah ekonomisi var bence aslında. Çünkü bu zengin olmak anlamına gelmiyor. Zenginlik ve refah birbirinden iki farklı şey. Zenginlik çok paranızın olması, refah iyi bir hayatınızın olması. Burada yaratıcılık ekonomisinin sunduğu şey bu. Mesela bir kuruma girip deliler gibi çalışıp CEO olup zengin olabilirsiniz ama benim anladığım anlamda refah sahibi olmazsınız. Çünkü bir patronunuz var, ona hesap vermeniz gerekiyor. Büyük bir girişim kurup çok başarılı olabilirsiniz ama o girişim batmasın diye her gün kabuslar görürsünüz. Her gün işin detayına daha da fazla hakim olmaya çalışırsınız ve muhtemelen refah yaşayamazsınız. O yüzden bu yaratıcılık ekonomisinin önümüze açtığı bir yerde refah, gerçek refah, mutlu bir hayat. Peki siz bu dünyaya nasıl katılabilirsiniz? Aslında ilk yapmanız gereken şey sizin ilginç noktanızı, başkalarının bilmediği, sizin iyi bildiğiniz, başkalarının yapamadığı, sizin iyi yapabildiğiniz bir şeyi bulabilmek. Her şeyde olabilir. Yani kimisi marangozluk becerilerini videolara çevirip bundan para kazanıyor. Kimisi program yazıp, yazılım yazıp bu yazılım nasıl yazdığını anlattığından para kazanıyor. Kimisi iyi bir gamer, Twitch'te oyunları nasıl oynadığını anlatarak para kazanıyor. Kimisi komik, neşeli öyle para kazanıyor. Kimisi gününü anlatmayı, o gün çok heyecanlı bir şey olmasa bile samimi bir şekilde anlatmayı ve insanlarla bir gönül ilişkisi kurmayı beceriyor. Kimisi de benim gibi dünyada ne oluyor bitiyor, teknolojiler neler oluyor, kişisel gelişim anlamında neler yapılabilir konusunda içerikler üreterek bunu yapıyor. Burada mühim olan sizin iyi olduğunuz, güçlü olduğunuz, belki de bunlardan daha da önemlisi tutku duyduğunuz bir alanı keşfediyor olmanız. Tutku burada önemli bir kriter. Zaten bazıları bu ekonomi yaratıcılık ekonomisi değil, tutku ekonomisi diyorlar. Çünkü inançları şu: eğer bir konuda tutku sahibiyseniz o konuda çok derin bilginiz olabilir ve bunu çok büyük bir heyecanla karşıya aktarmanın yolunu bulabilirsiniz. O zaman da o tutkudan etkilenen insanlar gelip sizi takip ederler. O yüzden tutku gerçekten değerli. Benim teknolojiye, geleceğe bakışı ve bir yandan da kişisel gelişime olan tutkum işte bugün kanalımın büyümesine yardımcı oluyor. Podcast'te, YouTube'da, yazılı kanallarda, Twitter ve LinkedIn gibi kanallarda toplama 100 bine yakın insan beni takip ediyor. Haddini Aş Kulübü'nün 20 bine yakın üyesi var. Yani bayağı ciddi bir rakama ulaşmış durumdayız. Neden? Çünkü ben bazı alanlarda tutkuluyum ve bu tutkum iyi şeyler üretmeme ve bunu karşıya aktarmama yardımcı oluyor. Tutkulu olduğunuz alanı buldunuz, iyi içerikler üretmeye başladınız. Daha sonra bu içerikleri bir platformla
nasıl karşıya aktaracağım bunu bulmanız lazım. Platformlar sonsuz. YouTube'u var, Instagram'ı var, Twitch'i var, şimdi NFT'ler var biliyorsunuz. Daha evvel çok bahsettim. Blockchain üzerinden eserlerinizi paylaşma fırsatlarınız var. Yani orada da olasılıklar aslında sürekli olarak genişliyorlar. Ama burada sizin mühim olan kendinizin güçlü olduğu yönü bulup buna uygun platform seçmeniz. Ben mesela ilk başlarda aslında yazılı paylaşımlar seviyordum. Daha sonra podcastlere doğru kaydım. Şimdi ise videoya ağırlık veriyorum. Çünkü kendimi burada daha iyi hissettim. Bütün bu işler, bu ışıklandırmalar, bu miksajlar çok da hoşuma gitmeye başladılar. O yüzden burada daha çok, daha hızlı büyüyorum. Podcast'im de aynen devam ediyor. Hatta Aşk Kulübü de devam ediyor. Ama ben bu aralar bu video işine daha bir heyecanlıyım gibi. Tutkum umarım size de yansıyordur. Abone sayılmadaki işte alçak gönüllü olsa tırmanış benim hoşuma gidiyor. 2 ay önce bu işe asılmaya başlamadan önce 2000 abonem vardı. Şu anda 7000'e geldik. Fena bir şey değil. 3 kat büyüme. Yani eksponansiyel büyüme veya üstel büyüme gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Böyle devam ederse kim bilir gelecek sene belki 100.000 abonem olur YouTube kanalımda. Yazıcık ekonomisine katılmak için platformunuzu da seçtiniz. Burada da mesele bitmiyor. O platformda kendinizi iyi ifade etmeniz lazım. Bu yüzden de her platformun kendine özgü numaralarını keşfetmeniz gerekiyor. İşte video yapıyorsanız ışığım nasıl olacak, ses kayıt yazım nasıl olması gerekiyor, videoyu hangi saatte yayınlayacağım, başlığının olması gerekiyor, hashtaglerine neler koymak gerekiyor, benim kitlem kim, onların ilgisi ne çeker gibi bir sürü soruyu çözmeniz ve bu soruların da baştan pek cevabı bilmediği için biraz süreç boyunca çözmeniz ve sürekli gelişmeniz gerekiyor. Açıkçası bu da bu dünyanın sevdiğim başka bir yönü. Ben yaratıcılık ekonomisine full gaz katıldığımdan beri kendimi çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Bir, bu insanların beni takip etmesi için onlara bir sebep vermem lazım. Buradaki sebep de iyi içerik olabilir. O yüzden her gün iyi içerik araştırmam gerekiyor. Bunu onlara iyi, etkili bir görsel ve ses kalitesiyle aktarmam lazım. Bu için işin bu tarafında çok çalışıyorum. Ve bir yandan da insanlarla olan etkileşimi, iletişimi artırmam lazım. Buna bakıyorum. Bir de tabii bundan nasıl para kazanacağıma bakıyorum. Bütün bunlar da aslında beni bir mini girişimci haline getiriyor. Yani girişimci olmak istiyorsanız aslında büyük işler, büyük riskler almanıza falan gerek yok. Bu tip bir şey aslında bir girişimcilik ekosistemi yaratmanın, kendinizi girişimci yapmanın ilk adımı bence. Evet, şimdi geldiğimiz duruma bakalım. Tutkumuz belli, iyi içerik üretiyoruz. Bunu platformlardan etkin şekilde aktarmanın yolunu da öğrendik. Şimdi sıra topluluk inşasında. Güçlü bir topluluğa ihtiyacınız var. Bu çok büyük bir topluluk olmayabilir. Küçük çekirdek bir topluluk olabilir ama sizi ve içeriğinizi çok beğeniyor olmaları lazım. Adeta fanatik taraftarınız haline dönmeleri lazım ve sizin her paylaştığınızı ilk görmek konusunda hevesli olmaları lazım. Bu sizin hani bu girişimcilik dediğinde erken benimseyen müşteri dediğimiz ilk kitleyi inşa ettiğinizi gösterir. Bu kitleyle ilişkinizi süper yakın tutmanız gerekiyor. Onlardan gelen her yoruma cevap vermeniz lazım. Onların hoşuna gidecek içerikleri onlara belki sormak gerekiyor. Onlarla etkileşim kurmak için WhatsApp gibi, Discord gibi alternatif kanalları da belki kullanmak lazım. Çünkü bu kitle işte sizi alıp büyütecek, başkalarına anlatacak, tanıtacak kitle oluyor. Bu kitle içerikleriniz hakkında size ilk geri bildirimi veren ve doğru yolda olup olmadığınızı gösteren kitle oluyor. Bu çekirdekten sonra zaten doğru şeyler yapmaya devam ediyorsanız adım adım kanalınız büyüyecek demektir. Kanal büyüdükçe alternatif gelir kaynakları çıkacak karşınıza veya platformumuzdaki kullanıcı sayısı arttıkça bunlar abonelik sistemleri olabilir, Patreon gibi bağlı sistemler olabilir, reklam sponsorluk gelirleri olabilir. Onu istiyorsanız başka bir videoya bırakırım. Bugünkü videoyu daha fazla uzatmayalım ama sonsuz gelir kaynağı var. Ve evet, kendim buna tanığım. Bu kadarcık bir eforla, çünkü benim ana işim hala kurumsal eğitim danışmanlık, ama bu kadarcık bir eforla bile ciddi bu işten gelir yaratır hale gelmiş durumdayım. Bu durumda bu işe daha konsantre, daha fazla içerik üreten, bunu daha etkili platformlardan sunan insanların önü sonsuz derecede açık demek bence. Şimdi bazen şöyle düşünebilir, hocam geç kalmadık mı? Bir sürü YouTube'cu var, bir sürü Instagram'cı var, bir sürü iyi paylaşım yapan içerik sitesi üreticisi var. Var, ama bence daha işin başlangıcındayız. Hala bir sürü küçük niş alan var, uzmanlaşıp iyi içerik üretenlerin önünü açacak olan. Hala hem içerik kalitesi açısından hem bunun aktarımı hem de kullanıcıyla ilişki kurmak arasında açısından boşluklar var. Bunları iyi telafi etmek mümkün. Yani hala alınacak çok yol var. Bir de şöyle düşünüyorum. Ne kaybedersiniz ki? Bu iş yatırımı çok basit. Bir tane cep telefonu, bir aplikasyon, bitti gitti. İşte benim gibi biraz daha profesyonel bir stüdyo kuruyorsanız da ne bileyim ben topu topu işte 15-20 bin lira içerisinde ışıklandırmanız, bilgisayarınız, ses kalitesi hepsi bitebilir. Bunlar bir çiğ köfteci açma aşağı yukarı maliyetlidir ve doğru yaparsanız size garanti veriyorum. Çiğ köfteci olmaktan hem daha çok para kazandırır hem de daha refah içerisinde mutlu, anlamlı ve kaliteli bir hayat yaşamanıza yardımcı olar. Tabii burada çiğ köftecinin aleyhine bir şeyim yok. Çiğ köfteyi çok severim.
Antepliyim, yemesine de bayılırım. Bu sokakta gördüğüm bir şey çiğ köfte değil. Çünkü içine et koyamıyorlar. Bizim Antep'te içine et de olur bu iş. Şahane de olur. O yüzden çiğ köfteyi seviyoruz ama bence hayatı çiğ köfteye indirmemekte. Daha zengin, daha kaliteli, daha refah dolu ve insanlara daha fazla şey katan bir şekilde sürmek daha iyi. Ben bu yönden de yaratıcılık ekonomisinin insanların hem tutkularını gerçekleştirmeleri hem de başkalarının hayatlarına değer katmaları açısından müthiş bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Siz de 50 yaşından sonra yaratıcılık ekonomisinin bir parçası haline gelen bu kardeşinize biraz yardımcı olursanız süper olur. Bir like, bir yorum, bir üyelik, bir abonelik, bir paylaşım sosyal medyada bizi çok daha iyi yerlere götürür. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.